Dream TV ekranlarından herkese günaydın, herkese merhaba. İlyas Yalçıntaş. Program saat kaç İlyas? 17 geçiyor. Wow. Evet. Yolları mı karıştırdık? Her zamanki gibi. Her zamanki evet. Gibi yine burayı bulmakta zorlandık. Yoksa uyanamadık mı? Öyle değil ya. Konuş. Yani elimden geldiği kadar. Kaçıncı programımız evet. Bu? Geçen sene değil mi ya öyle geç kalmıştım geçen sene. Geçen sene geç kalmadın ama geçen sene seni ayıltmak için bayağı bir uğraştık. Ne yapmıştınız? Kova falan su mu döktünüz? Üstünde tepinmedik tabii. Bir şekilde ayılttık seni. Dayak atıyormuşsunuz bana falan. Ayılmadan programa giremezsin. Şu anda da hafif uykulu. Her zamanki gibi arkadaşlar. Benim kameram şu mu? Her zamanki gibi. Artık bir markayım. Jimmy'ye de konuşalım. İstediğine konuş. Jimmy ne haber Jimmy? Nasılsın? Her zamanki gibi gördüğünüz gibi uykuluyum. Görüyorsunuz işte. Anlatmaya gerek yok. Mükemmel bir uykusuzluk. Mükemmel. Görüyorsunuz. Tamam. Enerji yerinde. Gayet pozitif. Fırlamalığı yine üstünde. Evet, ya biliyor musun? Gerçekten çok seviyoruz seni ya. Teşekkür Ebru ile ederim. Böyleyiz. İlyas geliyor. Acaba yine ne bombalar kopacak? Acaba yine ne fırlamalıklar yapacak? Çünkü Allah herkes İlyas böyle sakin, durgun. Hani öyle zannediyor. Aslında evet. Öyle değilsin. Sadece yok, videolarda öyle, öyle yansıyor. Öyle o kadar değil yani. Tabii. Normalde öyle değil. Çok fırlama ya. Biz seviyoruz. Seni böyle sevdik zaten. Bizim kaçıncı buluşmamız oldu bu? Dört. Dört mü? Dört mü olmuş? Üç. Üç. Çözdük ama artık birbirimizi. Evet. Kesinlikle. Teşekkür ederim. Sen de eminim ki daha rahat ediyorsun. Kesinlikle. Ben zaten her yerde rahatım da gittiğim her yerde. Ay sağ ol. Teşekkür ederim. bunu da bilerek söyledim. teşekkür ederim. Sağ olun. Samimiyetten dolayı zaten. Bu normalde ben öyle tabii ciddi bir adam değilim yani çok fazla. Yani aa, tabii ki de ciddiyim. Ya ay, bakarken bile gülesim geliyor. Komik değil mi her şey? evet normalde de tabii ben hep böyle hani komiklik, şakalar bir şeyler falan. Severim nasıl ya. Öyle takılıyorum. Yani ben genelde öyle zannediyorlar beni hani sürekli elinde gitarı var. Öyle devamlı şey. Ama Ebru yani, gülüyor yukarı. Kliplerimde falan birazcık da böyle hani sert duruyorum ya, biraz ciddi duruyorum, gülmüyorum falan fazla. Hiç gülmüyorsun. Hiç, hatta hiç gülmüyorum. Sosyal medyada desen zaten tabii, daha evet, böyle evet. Aktif değilsin. Yani evet çok aktif değilim. Ve oradaki fotoğraflarımda da öyle çok böyle aşırı böyle gülen fotoğraflarım yok. Ne, gülmeyi mi sevmiyoruz İlyas? Yo çok seviyorum, kahkaha atmayı da çok severim. Poz verirken neden hiç gülmüyoruz? Bilmem yani gülüyorsun ama çok böyle aşırı... Ben seni bugün şekilden şekle sokayım. Yok öyle bir şey olmaz da. şöyle olabilir. Yani çok fazla gülmeyi herhalde sevmiyorum yani hani. Bilmem. Ya tavır ya, meselesidir ya. Bu konu da aslında beni böyle biraz enteresanıma geliyor benim. Yani insanlar sen niye gülmüyorsun, sen niye ciddisin? Herkes birbirini böyle bir yargılama şeyi içinde böyle hani. Otomatikman maalesef öyle bir algı oluyor. Bu çocuk niye hiç gülmüyor? Bu çocuk niye böyle çok gülüyor veya işte hani hep bir yargı var. Bunun doğru olmadığını düşünüyorum ben. Yani herkes bir çiçek işte. Herkesin farklı bir özelliği var. Kimisi çok güler, kimisi ciddi durur ama iyi bir insansa en nihayetinde yeterlidir bence. Yani ille de gül bakayım bir daha gül demeye gerek var mı sizce? Ben gülmüyorum kardeşim diyor. Tamam. Kestik. Yani bence bir tebessüm gülmek yeter. Şu an kestik. Gülüyorum. Mesela suratında bir güleç ifade yok mu benim? Konuşmaya gerek yok. Gülmüyorum diyor. Jimmy. Nasıl olacak bu işler? Yani güldüremeyeceğiz adamı. Yani yapacak bir şey yok. Gülüyorum şu anda mesela. Gülmüyor muyum? Şaka. Hoş geldin. Tekrar günaydın. Ayılabildin mi? Ayıldık mı seni? Gülmeyle evet. Girdim bak. Tamam. Hayat nasıl gidiyor diye soracak olursam çok iyi gidiyordur. Tahminim en son videon zaten gün içerisinde de bol bol dönüyor. Bak değişiklik. En son geldiğinde Dream Türk ekranlarındaydım. Bu sefer Dream TV'deyiz. Aa evet bir dakika dur ben diyorum bir farklılık var. Dream Türk'ten Dream TV'ye geldik. Evet. Aa çok güzel Dream evet. TV. Evet. Pardon ben Dream aynen Türk'ten. Evet. Çok bundan önceki iki program Dream Türk'teydi. Evet bugünkü program Dream TV'de. Tamam süper. Evet. Çok güzel olmuş. Hayırlısı uğurlusu olsun. Teşekkür ediyoruz. Hayatın nasıl gidiyor? İşte yorucu konserler var sürekli. Çok yoğun konserler yapıyoruz bayağı bir. Konserimiz var. 2 gün önce Rusya'daydım. Sonra Kıbrıs'a gittim. Nasıl geçti Rusya? Güzel geçti. Türk-Azerbaycan konseri hı-hı, vardı. Hı-hı. Genellikle bu tarz etkinliklere de katılıyoruz yani. Hani Orta Doğu'nun diğer ülkelerinde de birazcık dinleniyorum. Hı-hı. İranlılar, Iraklılar da çok dinliyorlar. Dolayısıyla onlara da çok bir kalabalık var. Onlara da konser vermeye gitmeye çalışıyoruz konser için. Elimizden geldiğince o yüzden değişiyor. Yani bir Irak'a gidiyoruz konser vermeye. Nasıl geçiyor? Almanya'ya gidiyor. Güzel geçiyor yani.
Oradaki izleyici insan, nasıl? İzleyici çok coşkulu. Gözlemlerin? Son derece coşkulu bir izleyici. Konserin başından sonuna kadar asla susmuyorlar bir kere yani. Hep bir enerji akımı var sürekli. İşte şöyle ne güzel, böyle ne güzel. Şarkılar çok güzel. Bilmeseler bile ses çıkartarak eşlik etmeye çalışıyorlar. Bu çok güzel bir şey. Kolay kolay her dinleyicide bulamazsınız. Böyle batıya doğru geldikçe dinleyici birazcık daha böyle şey oluyor ya. Biz çok gördük sanatçıyı, yani çok gittik konsere. Havasını birazcık daha alıyorsunuz tabii. Dolayısıyla öyle çok böyle bir coşku olmuyor yani sahnedeki isme karşı. Birazcık daha mesela İstanbul'daki konserlerde öyle yaş ortalamasına bağlı olarak da bir değişir bu dediğim ama performans kulüplerinde de genelde öyle oluyor yani. Daha ilgi... Doyduk biz ya. Galiba. Evet, biraz doymuşluk oluyor böyle dinleyicide evet. Yani biz doyduk, biz kimleri yedik? Hayır, bir de şey, çok rahat imkan bulabiliyoruz. Burada mı çıkıyor? Aa tamam. Hani, tabii yani gidelim. Aynen hani, öyle. Mesela bu akşam bile evinizde oturuyorsunuz, İstanbul'un nüfusu o kadar büyük gene işte hani. Bakıyorsunuz internetten, sosyal medyadan bu akşam kimler nerede çıkıyor diye. Seç, beğen. Zilyon tane şarkıcı var, evet. Sanatçı var, işte evet. Performansçı var. Mutlaka bir yerde bir performans gösteriyorlar. Gidiyorsunuz hemen oraya yani. Taksisi var, metrobüsü var, metrosu var. Evet, kolay bir şekilde gidip hemen onların performanslarını izleyebiliyorsunuz. Rusya nasıl geçti? Rusya çok soğuktu. Soğuk muydu? Evet, bayağı soğuktu. Eksi kaç? Eksi 8'di ben gittiğimde. Hı hı. Ama tabii her yeri çok güzel yapmışlar. Böyle ışıklı mışıklı falan. Moskova'nın her yerini çok güzel böyle döşemişler ışıklarla. Bunlar karın içinde çok güzel gözüküyor. Hı hı hı. Sürekli kar yağdı. Kaç gün kaldın? 2 gün kaldık. Hı. Gece konser, en azından 1,5 gün gezdin. Yani çok soğuk olduğu için gezemedim canım ya. Ama en azından işte tamam, krem... Tamam, eksi 8 ama bir şekilde tabii. Sıkı giyinmişsindir zaten. Hani ben klişemi yaptım. Gidip Kremlin Sarayı'nda fotoğrafımı çekildim. Tamam, tamam. Klişemi ben yaptım. Yeter o bana. Tamam, süper. Peki, o zaman bir Yağmur'la bence açılışı yapalım. O yapalım, tamam. Bir soluklan sen de. Bir tamam. Kahveni içmeye devam et. Arkasından buradayız. Tamamdır. Evet, Yağmur ekranlardaydı. Bu arada bizde şey, kısa film tadında bir video. Gerçekten kim yönetmenliğinde çekildi? Hasan Kuyucu tabii ikisi de. Hasan Kuyucu tabii ki kendisini de. Kendisini tebrik ediyoruz. Sevgilerimizi gönderiyoruz. Kateyi kaldırırken ne kadar zorlandın? Çok zorlanmadım ama tabii ilk etapta biraz zorlandım. Ağır geldi. Böyle falan. Zor kısmı şu, kaldırmak değil yani. Yani yürüsem kucağımda bir şekilde yürüyebilirim. Yani hani, gidebilirim o şekilde bayağı ama... Zor kısmı sabit bir şekilde durmak zorundayım. Katya kucağımdayken yukarıdan yağmur yağdırıyorlar. Ve onun yüksek karesi çekilecek, bir yakın çekilecek, bir şey çekilecek, uzağa çekilecek falan. Orada elimde bayağı uzun süre tutmak zorunda kaldım Katya'yı. Dolayısıyla orada biraz... Ha gayret İlyas, evet, dayan evet. İlyas, bir şekilde çekim zaman, yapılıyor. Yürüdüğünüz zaman güç dağıldığı için evet. Yerlere, ayaklarınıza falan uzun bir süre kucağınıza taşıyabilirsiniz ama sabit durmak neyse canım, bir deneyim zor. Oldu en azından. İleride belki birisini kaldırman gerektiğinde... Kaldırıp beklemek, yağmurun altında beklemek için çok iyi bir antrenman oldu. Evro, neye gir? Bak Evro sana yine çok gülüyor. Evro bana mı gülüyor? Ya seviyoruz seni. Peki, Aykay çıkart. Neler söylersin? Ne kadar enteresan bir soy isim değil mi? Çok kart bir çocuk sana değil bir şey ama. Söyleyeyim mi? Onun anonslarında şimdi en iyi 20'yi sunuyorum. İşte sırada kim var? İlyas var. İlyas Yalçıntaş featuring Aytaç Kart. Şimdi ben o kadar böyle söylediğime bakma. İlk zamanlar yok, dönmüyor. Dilim dönmüyor. Evet. Yani senin zaten isim ve soyadın uzun. Arkasından hani Aytaç Kart. Yani kart diyene kadar. Kart. Evet yani. Evet. Böyle şeyler oluyor. Aytaç'ın şeyi de çok enteresandır. Elektronik müzik prodüksiyonları evet, yaptığı evet. için bir parçası İspanya'da Ibiza Radyo'da çalacak. Bir tane Ibiza Radyo'da da işte anons ediyorlar işte. Dünyanın şurasından şu DJ'in şu parçasını dinliyoruz evet, falan evet. diye radyocu anons ediyor. Evet. Aytaç'ın bir parçası çalacak. Aytaç da bekliyor sabırsızlıkla, açmış Ibiza Radyo'yu. Ibiza Radyo'da çalacak çünkü yani biliyorsunuz dünya klasmanı elektronik platformda bir numaradır Ibiza Radyo'su İspanya. Oradan açmış, herkes diyor ki bakın benim şarkı çalacak, şimdi beni anons edecekler falan filan. Söylüyor, Yaytek Keri dedi adam, Yaytek Keri. Hiç ismini bile söyleyemedi yani adam, anladın mı? Şimdi işte bilmem ne, from Turkey, Yaytek Keri. Yaytek Keri. Evet. Artık böyle radyonun başında böyle kaldı. Dedi ki bu nedir ya, bunu hiç söylemeyin daha iyi. Daha iyi. Tamam Aytaç arkadaşlar kart. Şarkı bitti, ben devam ediyorum. Söyle bakayım ne demişlerdi? Yaytek Keri. Yaytek Keri, Aytaç Kart. yani hiç değil, hiçbir uyum da yok saçmalık, yani. Evet, yani bizim isimlerimizle ilgili böyle şeyler oluyor. Mesela sevgili Behzat Yerçeker, Embo Orkestrası'nın evet. başı şefi.
O da mesela benim soy ismimi söylerken çok tökezler. Bir Yalçın İlyas Tuz, Yalçın, Yalçın Taş. Taşın Taş, Taş, Yalçın Tuz Taş falan. Biraz böyle sürter İlyas dilleri. İlyas Yalçın Taş. Neyse uyumlu en azından. Yani söyleyebilen var, söyleyemeyen var. Var canım var. Mesela ben yine şeyde de çok zorlanıyordum. Şimdi normal söylüyorum da. Fettah Can'da. Ha, Fettah Can. Fettah. Feta mı geliyor size? Herkes sizin? Düzeltiyor Melis bak öyle değil falan filan ondan sonra böyle bir ara şeyi çalışmıştım gerçekten. Fettah, Fettah, Fettah. Yok artık bunu çalıştın yani. Ya biraz mi? Çalıştım çünkü anonslarda Fettah diye çıkıyor. Aa Fettah. Evet ve konuk olarak geldiğinde hep çok dikkat. Fettah ya anladım hep dikkat ettim yani İyiymiş. Yapacak bir şey yok. Kulaklarını çınlattık evet selamlarımızı gönderiyoruz. Peki şimdi sıradaki konserler falan... Nasıl? Bundan sonra neler yapacaksın? Şimdi içimdeki duman albümü, bu albümü denedim onu. Şurada kalsın. Hala o albüm üzerinden konuşuyor olmamız gerekiyor. Hayır, bu albüm üzerinden konuşmayacağım. Bir sürü konum var. Yani onlara geçeceğim de. Hı. Hani ilk başta neler yapacaksın, neler edeceksin? Hani bir müzik haberleri senden alalım. Tabii şöyle, yarın Taksim Sanat Performans'ta bir gösterimiz olacak. Yani konserimiz olacak. İranlı dinleyicilere de mutlaka yer veriyoruz. Çünkü çok fazla İranlı dinleyicimiz var. Onlar için özel konserler de yapıyoruz. Tabii ki de Türk dinleyiciler de katılabiliyor. Onun dışında diğer konser listelerimiz sosyal medyadan mutlaka dinleyiciye bir şekilde haberdar ediyoruz. Hepsini veriyoruz. Güzel gidiyor turneler. Çok fazla konserimiz var. Hemen hemen her şehire gidiyoruz. Mayıs, Haziran'da oldu mu? Nisan, Mayıs, Haziran. Bayağı var konser evet. Çok iyi yani ya. Şimdi saymaya kalksam hiçbir tanesi aklıma hayır, gelmez tabii, ama aklına çok fazla ama... var ama dinleyici şu anda Instagram adresine girip benim sosyal medya adreslerimden konserlerimi takip edebilirler. Mutlaka kendi şehirlerine de geliyoruzdur yani muhakkak. Peki Yağmur'dan sonra şimdi neler yapacaksın? Yağmur'dan sonra bir iki tane daha single çalışması düşünüyorum. Albüm yok yani. Albüm var 2019'da çıkartacağım albümü. Yani biraz albüme bu sefer daha iyi hazırlanmak istiyorum açıkçası. Dolayısıyla bir iki tane daha single yaparak biraz daha vakit kazanacağım. Ne öğrendik? İki single daha çıkacak onun arkasına. Evet bir iki single dolu daha dolu iki single daha çıkartırım. Daha sonra albüm çıkar. Yaz şarkıları, single'lar. Yani yaz şarkılarından ziyade ben öyle ticari şarkılar tercih etmediğim için... Yapan birisi değilsin evet, biliyoruz. Yani öyle şarkı çıkartayım, kulüpte 3 ay çalsın, sonra bir kenara atılsın veya ben çıkayım kulübe çıkayım, iki playback performansı yapayım, parayı kazanayım, gideyim gibi düşüncelerim olmadığı derin için... Derin konular... Derin konular değil canım. Bunu yapana saygı gösteriyorum ben zaten. Yani o ben yapmam diyorsun. Bana ben uymuyor yapmam. Diyorsun. Bu benim tercihim değil. Yani çünkü senin sormuş olduğun soruya binaen ben böyle bir şey söylüyorum. Açıklamayı yapıyorum yani. Çünkü sen diyorsun yaz şarkıları mı diye. Evet, hayır yaz şarkısı hayır, yapmıyorum. Hayır yaz geliyor. Hani yaz şarkısı mı? Evet. Sen bir anda beachlere, klaplara gittin. İşte yaz şarkısı olunca ne olur? Nerede çalır? İnsanlar nerede olur genelde? Bir dakika. Beach'te olur, klapta olur. Bir dakika. Tatil uzun ömürlü, olur. Uzun ömürlü yaz şarkıları da var. Hani mesela geçen sene bana en hit olan pop parçalarından bir tanesini söyler misin? Bir dakika. Ya işte ama bundan bahsediyorum. O kadar çok çalıyoruz ama işte ki. O kadar çok çaldığın işte ne bundan. Ne vardı? Kalmaz. Aklına Simge geldi. Kalmaz direkt. Aklında. Simge geçen yaz şarkı çıkarmadı. Niye? Kamera vardı. O çok o ondan önceki yaz miydi? Değil, ondan önceki seneydi. Bahsetmiş olduğum şey bu. Aa, evet ya Hande Yener'imiz var bizim ya lütfen. Onu otomatikmen zaten söyleyebilirsiniz yani. Biraz... Ya, biz seni anladık tamam üstüne. Anladınız gidiyorum. Değil mi? Evet. Aynen öyle. Konumuz bu. Ben de hatırlayamam zaten. Mesele bu. Tabii ki de onların da çıkarmış olduğu şarkıları bilmiyor muyuz? Biliyoruz. Kulüpte çalınca eşlik etmiyor muyuz? Ediyoruz. Onlar da güzel tabii ki de. Tabii sadece tercih meselesi bu. Biliyor ben daha çok müzisyenlik kanalında durmak istediğim için profilinde. Evet. Yani evet. Enstrüman çalan ve hani müzisyenlerle performans eden tamamen tercih meselesidir. Bazı yerlerde böyle ya sen işte playback yapanları böyle kulüp işi yapanları falan küçümsüyor musun, aşağılıyor musun gibi böyle tepkiler de aldım. Kesinlikle öyle bir şey yok. Yani zaten arkadaşım da var çoğu bu işi yapan. Ne zaman çoğu aldın, da arkadaşım. Kimden da. Aldın peki? Bazı insanlar böyle açık böyle söyleyince yani bu fikirlerimi ben dile getirince öyle düşünebiliyorlar bazıları. Ama tabii onların öyle bir düşüncesinin içerisinde olmamaları gerekiyor. Yanlış anlaşılmasın sadece yapana saygım var ama kesinlikle. Benim tarzım olmadığı değil, tercih için etmiyorum ben tercih yani. Etmiyorum aynen öyle. Diyor ben İlyas dolayısıyla Yalçıntaş. Üzerimde kiş yani
çıkarmış olacağım şarkıların üzerinde olabildiğince biraz daha fazla çalışıyorum ki daha uzun soluklu durabilsin. Gel Be Gökyüzüm'ü hala dinliyorlar mesela. Bir sene bence oldu. Bence bütün şarkıların hala dinliyor. Ve yani listelerde falan hala. Hı hı. Yağmur'a bakıyorsunuz hala ivmesi devam ediyor. Şarkı neredeyse ikinci ayına girecek. Hı hı. Hala yükselişte daha da devam ediyor. Daha da sonradan açılacak. Hı hı. Yani tercih ettiğim şey bu benim. Hemen kısa sürede dinlenip tüketilen şarkı değil de evet. Daha uzun sürede tercih ediyorum. Bu tamamen kişinin tercihine kalmış bir şeydir. İkisi de birbirinden öyle farklı şeyler değildir yani. Yanlış anlaşılmasın. Birbirinden daha üstün bir şey değil yani. Yok, güzel açıklama yaptın. Tercih meselesi. Peki bir şey söyleyeceğim. Bundan sonraki single'larında veya albümde Aytaç Çıkart gibi isimlerle çalışmayı hı-hı. planlıyor musun? Kimler var mesela? Muhakkak aklında? Tabii. Aytaç çok iyi bir aranjördür. İyi de bir müzisyendir. Enstrüman falan da çalar. Elektronik projeler yapıyor ama bir şekilde enstrüman sound'unu da çok güzel mixleyebiliyor. Kendisiyle birkaç tane daha çalışma olacak yine bu şekilde. Çünkü Gel Be tamam, Gökyüzüm'de... Aytaç yani var cepte. Tabii tabii. Çünkü Gel Be Gökyüzüm'de mesela Mahmut Orhan'la beraber çalıştık. Hı-hı. Altyapısını Mahmut Orhan yaptı. Orada dedik ki alışılagelmiş, yani alışıldığım dışında bir pop sound'u acaba dinleyicide nasıl bir etki hı-hı. yaratacak hı-hı. ki ben henüz yeniyim. Hı-hı. Yani yeni olmama rağmen böyle bir şey yapsak nasıl olur diye. Çünkü genellikle sanatçılar hep aynı profili izlerler. İlk ünlü oldunuz mesela, işte ben mesela İncir şarkısıyla çıktım. Elimde tek gitarımla tek başıma söyledim. Oradan devam edebilirdim istersen. Hani hı-hı. sürekli elime gitar alıp İncir veya İncir'e benzer şarkıları söyleyerek de kalabilirdim bir şekilde hı-hı. müzik piyasası içerisinde. Onu tercih etmedim ben. Birazcık daha değişmeyi ilerisine gittim. Yenilik. Yenilik evet yani. Yaratıcı. Çünkü bu zaten hı-hı. kolay bir şey. Yıllardan beri yaptığım bir şey benim gitara elime alıp şarkı söylemek. Hı-hı. Aynı şeyi ekranda yapmış olacağım. Beni tatmin etmediği için birazcık daha ilerisine gitmeyi düşündüm. Ve sound'da değişiklikler yaptık. Mahmut Orhan'da da bunu denedim. Gel Be Gökyüzüm'de acaba dinleyici nasıl tepki verecek diye. Hı-hı. Güzel tepki verdiler. Hiç yadırgamadılar. Altyapıyı da çevirdiler. Dolayısıyla ondan cesaretle Yağmur'u da, çünkü Yağmur bir tık daha ilerisidir hı hı. proje olarak, daha biraz daha alternatife kaçıyor. Bunu da biraz bakalım, bunu da beğenirlerse... En azından gözlemledim. Evet, aynen öyle, gözlem için hı hı. hep öyle zaten. Ne kadar iyi bir gözlemci olursanız bence o kadar başarılı veya o hı hı. kadar güzel ürünler çıkartabilirsiniz hı hı. Diye düşünüyorum. Ben de bunun üzerinde çalışıyorum zaten. Yağmur'u da dinleyici sevdi, altyapısını da sevdiler. Hı hı. Ama dinleyici ve izleyici zaten genel olarak bir de İlyas Yalçıntaş'ı da seviyor. Ve hani sevdiğin insan ne yapsa kabullenir olayı var ya, o da var. Evet, o tabii enteresan. Şimdi şey de var tabii, yani bu çocuğun sesi güzel, bunu dinliyorlar, sesini beğeniyorlar. Hı-hı, yani hı-hı. çok da önemli değil hı-hı. gibi bir durum da var ama baktığım zaman genel total yorumlara falan parçanın altyapısıyla ilgili de bayağı bir beğeni var. Yani müziği çok güzel diyorlar. Oradaki keman melodisini sevmişler. Evet. Altyapının hı hı. elektronik beatli yürümesini sevmişler. İşte orada Aytaç Kart devreye giriyor. Aynen zaten. Öyle. Çünkü daha biraz daha zengin. Sonda, en sonda elektro gitar solosu var. Özgür hı hı. Abbak. Hı hı. Bunlar çok zenginleştiren şeyler. Enstrüman sound'u olan şeyler. Hı hı. Tamamen tercih meselesi dediğim gibi yine. Biz böyle bir yakından deniyoruz. Takip ettiğin peki prodüktör ve aranjörler var mı en yeni isimler arasında? Yani Türklerden çok fazla yok. Bizimkiler var. Aytaçlar, hı-hı. Mahmutlar var. Biz beraber hı-hı. bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama yani yine Ozan Çolakoğlu'nu çok beğeniyorum mesela. Hı-hı. Ozan Bayraş'a var. Hı-hı. Bayraş'a hı-hı. çok güzel. Bunlar çok iyi aranjörler bence. Hı-hı. Zaten Ozan Çolakoğlu ustadır. Bayraş'a da son derece genç ve yeni soundlar, yeni fikirler üretebilen bir aranjör, müzisyen. Dolayısıyla bu isimleri beğeniyorum. Tamam, yeni fikirler olduğu sürece ben her zaman varım diyenlerdensin. Kesinlikle, kesinlikle öyle. Son zamanlarda da bu konu üzerinde çok fazla konuştum. Zaten devrin de dönemin de öyle bir dönem olduğunu hı-hı, düşünüyorum. Hı-hı. Artık bir değişim döneminde olduğumuzu hı-hı. düşünüyorum. Her şey değişiyor, her şey. Bunu geçen okay. programda da konuşmuştuk biliyorsun. 90'lardaki gibi, 2000'lerdeki gibi değil artık. 90'larla ilgili konuştuğumuzda. Evet, sanatçılar, sanatçılılık durumu öyle değil artık. Artık sadece yaptığınız işle konuşulursunuz yani. Nasıl poz kestiğinizde değil yani. Okey. Bir acil reklama gitmemiz gerekiyor galiba. Hı-hı. Direkt reklam mı Ebru? Direkt reklama pas. Direkt reklam. Direkt reklam mı? Arkasından buradayız.
Evet, minicik kısacık bir reklam arası, kaldığımız yerden devam etmekteyiz Dream TV ekranlarında. Ay hadi seni sorgu odama alayım biraz. Sorgu odası? Evet. Vay, ışıklı evet. Mı? Bizim ışıklarımız var, yetmez mi? Yeter, yeter. Bak ışıklar, ışıklar altındasın işte. Müthiş. Biraz renkli bir stüdyo ama... Harika. Senin sorgu odan, hayalindeki sorgu odası nasıl? Yani işte filmlerdeki gibi karanlık, evet. Üstten aşağıya ışık bastı falan. Bak benim sorgu odam bu, böyle. Böyle bir ortam. Aydınlık yani gayet, rahat evet, rahat. Evet bak işte kıldasın. Burası sorgu odası mı oldu? Evet, ekranlarını yeni açan dinleyicimiz, izleyici için söylüyoruz. Burası sorgu odası arkadaşlar. Enteresan bir sorgu odasıdır. Dikkat edelim. Ki alışıktır daha önceki yayınlardan. Ama bu bütün sorular değişti tabii ki. Neler var acaba? Sosyal statüme önem veririm nokta nokta çünkü... Hadi doldur bakalım cümleleri. Çünkü sosyal bir insanım. Ne kadar politik bir cevap oldu değil mi? Şimdi şöyle bir şey, gerçekten hani üzerine konuşalım. Asosyal misin, sosyal misin? Sosyalimdir, arkadaşlarımı falan çok severim. Ama tabii son eskiye nazaran evden çok daha fazla dışarı çıkamıyorum haliyle yani. Nerede rahat ediyor İlyas Yalçıntaş? Evde. Ev dışında? Hani ev dışında rahat ettiğim bir yer. Otel odası. Konser ya. Tamam, konserler için otel odası. Rahat yaşam, konfor için. Ev ortamı, ekstra kafa dağıtmak için neresi? Arkadaşlarımın evi. O evden çıkalım, tatil yeri. Arkadaşlarımın tatili. Ya İlyas ya. Anladım. Gerçekten öyle yani arkadaşlarım biliniyor zaten Aytaç Kartlar'la, Mahmut Oranlar'la beraber arkadaşız. Hürriyet Berkay İnan var, çok seviyorum hepsini. Çocukluk arkadaşlarım da çoğu. Onların yanında rahat edebiliyorum, daha rahat ediyorum. Çünkü tek başıma bir yere gitmeye kalksam olmuyor. Tek başına alışveriş yapmayı sever miyiz? Hayır, kesinlikle. Bir kere zaten rahat edemiyorsunuz çünkü sürekli insanlar geliyor. Belli yerlere gittiğinde de mi? Aynı tek başıma alışveriş yapmayı sevmiyorum çünkü ben kararsız bir insanım genelde. Yani illa yanımda birisi olacak, bak bakayım bu güzel mi değil mi diye. Ben mesela çok beğensem bile... O çok yorarsın yanındaki insanı. Yoruyorsun zaten. O yüzden genellikle hep aynı şeyleri giyiniyorum. Siyah. Ya işte siyah bir şeyleri giyinip geçiştiriyorum. Ben mesela yalnız alışveriş yapmaktan çok zevk alırım, tamam mı? Ama birisinin yanında... Çünkü neden biliyor musun? Ben belli yerlere girer, işimi halleder çıkarım. Ama başkasıyla olduğum zaman diyelim ki hani o kişi alışveriş yapacak ve sen yanındasın. Oraya giriyor, oraya giriyor. İşte kararsızlık varsa onu deniyor, bunu deniyor. Ve sen böyle şey oluyorsun yani, yoruluyorsun. Evet. Başına ağrılar falan geliyor. Evet. Yoruluyor insanlar, yanındaki insanlar da yoruluyor ama genellikle hiç konuşmayan arkadaşlarımı tercih edip onlarla da alışverişe gidiyorum. Onlar yanında duruyorlar, ben gösteriyorum. Bunu alacağım, emin misin? Bak bakayım güzel mi? Güzel mi? Böyle güzel, güzel, güzel. Alıyoruz o zaman. Bu güzel mi? Yani ben beğenmedim ama sen beğendiysen al diyor bana. Yok o zaman, sen beğenmediysen almıyoruz diyor. Aa, o kararsızlıklar da evet. Giriyor. Peki. Emin olamıyorum yani, ben de hala öyle ki. Ben hala çıkarttığım şarkıları da emin olamıyorum yani. Zaten çoğu şarkımı beğenmiyorum, kendi şarkımı. Birkaç kişiden onay aldıktan sonra mı içine siniyor? Evet, bayağı görmem gerekiyor ki o zaman anlayabileyim. Zaten İncir'de de öyleydi. Ben ilk X Faktör'de çıkarken az önce rejideki abiler galiba açtılar sesini, duydum. Performansı açtılar sanırım. Orada da öyleydi. Yani aslında İncir şarkısının tutulacağını, dinleneceğini çok iyi biliyorum. Evet. Ama yine de görmek istedim yani. Televizyonda çıkıp ulusal bir kanalda, Kanal D'de bunu yayınlayıp, yani orada performans gösterip insanların tepkisini yine kendim görmek istedim. O zaman emin oldum yani açıkçası. Evet, orada performans yaparken biliyorum İncir şarkısının sevileceğini. Hatırlıyorum, onu yayınlamıştık biz evet, sen ama ilk yayında. Yine de görmem gerekiyor tam anlamıyla tatmin olmam için. Ya hiçbir zaman da galiba emin olamayacağım bir şeylere. Yani evet, böyle gidecek. Evet, anladım. Muhtemelen böyle gidecek. Evet, hep böyle gidecektir. Ya bundan 5-6 sene sonra çıkarttığım şarkılarla bile hala kaygılar içerisinde olacağım muhtemelen. Ne olabilir? Yapıyla alakalı bir şey mi? Yani evet, yapım gereği böyle olabilir. Okey, ben devam edeyim mi? Tabii. Tamam, peki. Ben nerelere girdim ya? Hep çok sakinimdir. Nokta nokta nokta. Ya da değilimdir. Ya da şöyleyimdir. Çok sakin değilimdir yani genelde. Sakinimdir ama çok değil. Bazen... Hangi konularda daha sakindir İlyas? Hangi durumlarda?
Şöyle bir şey var. Genellikle mesela ben... film dizi seyrederken sakindir. Spor yaparken bilemedim. Film dizi seyrederken nasıl sakin olmayayım ki zaten? Nasıl seyredebilirim başka böyle koltuklara vurarak falan mı seyredeceğim? Gerilim seyrediyorsundur, korku seyrediyorsundur falan. Hani o zaman sakin olmazsın. Belki evet. de olursun, bilemiyorum. Çok fazla film dizi seyretmiyorum. Tabii sakinim. Genellikle evdeki hallerim falan sakindir ama bende şöyle bir şey var. Genellikle çok yüksek tepki gösterilecek olayları son derece sakinlikle karşıladım. Ama tepkimi gösterdiğimde de herkes kaçsın bence. Ve hiç tepki gösterilmemesi gereken bir şeye. Yani hiç asla sesimi yükselmemem gereken bir şeye yükseliyorum. Asla yani. Dönüp o bakıyorlar zaman, böyle saç yani şaka mısın sen şu an niye bağırdın, niye yükseldin kalp diye. Kalp kırıcı olabiliyorsun. İstemeden. Çünkü hiç tepki gösterilmeyecek bir şeye bağırıyorum. Ben böyle bir dengesizlik var maalesef. Üstesinden gelmeye çalışıyorum. Ebru İlyas'ı nasıl buldun bu yayında? Ne oldu? Ben kulaklıktan kulaklığa chat yapıyorsunuz, ben hiçbir şey duymuyorum. Yayından sonra geleceğim stüdyoya diyor. Teşekkür ediyorum. Evet. Ebru seni seviyorum, kamera. Ebru. İnsanlar oldukça uyumlu olduğumu söyler. Doğru mu, yanlış mı? Doğru. Doğru. Hangi konularla daha çok uyumlusundur? Genellikle herkesle her konuda bir şekilde uyum sağlarım. Her girdiğim ortamda uyum evet, sağlayabiliyorum Evet, her türlü diyorsun. Fark etmez. Peki karşında çok mu çok gıcık bir insan var? Beni hayal et. Senin hayalin. Estağfurullah canım, şimdi o ne biçim laf yani. Ama böyle sinir oluyorsun yani, nefret ediyorsun. Hı-hı. Ama bir şekilde benimle aynı ortamdasın ve yan yanasın. Evet. O bakışı sevmedim İlyas. Evet, çünkü ya, çok evet. fena bir cevap gelecek de o yüzden. Evet yani hani ben yani, benlikten çıktım şu anda. Ya analiz ederim, bakarım yani önce bir. Muhatap olunacak gibi birisi mi? Yani laftan ama bir şey söylemene gerek yok. Zaten mimikleriyle bitiriyor olayı. Yani evet, genellikle hareketlerini belli ederim. Anlamazsa da çok tek bir cümleyle bozarım, giderim oradan. Ha. Ya da onun gitmesini sağlarım. Ay çok tehlikeli değil mi Aygen? Çok tehlikeli. Peki, stil sahibi olmak benim hayat amaçlarımdan biridir. Doğru mu, yanlış mı? Yo, çok öyle hani illa bir stilim olmalı, illa da bir şeyim olmalı bir adam değilim yani. Çok... Üzerine düşmüyorum öyle stil olayının. Evet, düz. Yani ufak tefek değişiklikler yapabilirim. Saçım mesela, saçım böyle yapıyorum. Saçta daha çok yapıyorsun zaten. Evet, saçımı. Dikkat ettik. Yani zaten bir erkek daha neresinde yapabilir ki değişiklik? Yani saçında yapabilir sadece. Veya kiloda işte. Kilo değişebilir birazcık, evet. Evet. Peki, devam ediyorum. Neyi yönetmek isterdin? Misal, tiyatro oyunu. Hayalinde en çok neyi yönetmek isterdin? Hmm. Ve gerçekleştirmek istediğin var mı ekstra? Bilmem. Yani... Bir orkestra olabilir, büyük bir orkestra. Yani şeflik yapmak isterdim büyük bir senfoni orkestrasına. Çok güzel. İnsanları etkilemek için nokta 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 yaparım. Şarkı söyledim. Şarkı dışında. Etkilemek. Nasıl etkilersin karşı tarafı? Aa evet, bizim bir performansımız olsun ayrıca değil buradaki, mi? Birazdan bir performans bakalım, lütfen geldin. Yani onu unutmadık. Buradaki etkileme bahsettiğin karşı cins mi? Bence genel. Ama onu da sorayım, karşı cinsi de etkilemek önemli bir şey tabii. Yani karşı cinsi etkilemek için ne yapmam gerektiğini mi soruyorsun? Ben kendi kendime ben genel sana. Olarak hani insanları etkilemek için, hayatlarına girebilmek için, yani kendini sevdirebilmek için. Hı-hı. Hani en çok ne yaparsın? Güler misin? İşte onlarla bir şeyler mi paylaşırsın? Dert mi dinlersin? Dertlerini dinlerim. Onları anlamaya çalışırım. Yani onlardan olduğumu hemen onlara belli ederim zaten. Okey, tamam. Hı-hı. Olumsuza odaklanırım, bir rutine uygun yaşarım. Hangisi daha çok sana uyuyor? Rutinlik uyuyor bence. Evet, ama bazen çok böyle negatif düşünce yapısına da kapılabiliyorum. O biraz şey oluyor. Ağzımı açtım ve kapadım. Evet. Oluyor, işte öyle oluyor. Kahve ister misin? İçiyorum. Ekstra, başka bir şey? Bilmem. İlyas'ımızı nasıl mutlu edebiliriz biz? Mutlusun burada değil mi? Mutluyum tabii, şimdi niye mutlu olmayayım? Ha, tamam peki. Mütevazı sözü beni tanımlar. Doğru mu yanlış mı? İşte biraz. Bence doğru. Biraz mı? Niye? Yok biraz canım, bazen cinslikte yapmıyor muyum? Mütevazı bize yapmadın. Bize yapmadın hiç. Yani 4. program, ben bir şeyini görmedim. Şöyle söyleyeyim onu. Hayır, hep şey derim senin için. İnanılmaz fırlama. Yani İnanılmaz şöyle söyleyeyim, konuşur. Samimiyettir aslında benimki. Yani mütevazilik mi dersiniz ona bilmiyorum ama ben sadece samimi durmak istiyorum. Asla daha aman dur mütevazi gözükeyim falan diye asla böyle bir şey yok bende. Ben olabildiğince
Sadece samimi gözükmek, samimi durmanın peşindeyim yani genelde. Mütevazilik değil de. Çünkü mütevaziliğim birdenbire bozulabilir karşımdaki bana saygısızlık yaparsam. Orasını anladık canım. Yani o agresiflik, sinirlilik var zaten yani, sende. Aniden bir insan da bozabilir. Sinirlilikten ziyade şöyle... Yok, var. Tahammül yani... edemiyorum. Sadece almış olduğum terbiyeden dolayı ve hayat boyunca yaşamış olduğum şeylerden dolayı... bazı şeylere karşı hiç tahammülüm bence yok. Bence çoğu şeye karşı tahammülüm yani, yok. Yani evet, aralar. Özellikle saygısızlığa karşı. Yani şöyle ki... her şeyin bir uslubu var. Birisinden bir şey öğrenmeniz gerekiyorsa onu öğrenmelisiniz yani. Peki. Ben de öyle. Ben henüz hiçbir şey değilim yani. Bu çok önemli bir nokta. Bir şey olmuyorsunuz yani. Bir iki tane şarkı çıkarıyorsunuz. Veya ne bileyim işte bir yerde oynuyorsunuz. Bir televizyon programında katılıyorsunuz, yapıyorsunuz. İnsanlar tarafından biraz ünlü oluyorsunuz, beğeniliyorsunuz, seviliyorsunuz. Bu sizi bir şey yapmıyor aslında. Yani ben de bir şey değilim. Çalışıyoruz sadece. Sadece her pozisyonumuz, noktamız için. Neyse o yönde çalışıyoruz. Daha iyisini yapabilmek için, insanlara daha iyi ulaşabilmek için, onlarla daha iyi iletişim kurabilmek için. İster televizyoncu olun, ister müzisyen olun. Her zaman öğrenci kalmalısınız bence. Zaten sevgili Erkan Oğur'un da böyle bir lafı var biliyorsunuz. Sürekli öğrenmeli insan. Büyük müzisyen, üstad bilirsin. İnsan sürekli öğrenmeli. Ben oldum, bitti, tamam değil diyor. Ben yeri geliyor, amatör bir müzisyenden bir şeyler öğreniyorum hala. Öğrenmeliyim zaten. Ama öyledir. Öyledir zaten. İşte bu durumda bir saygısızlık olduğu zaman... Tahammülüm onlara yok. Karşı tahammülüm yok. Yoksa normalde asla öyle sinirli veya sert bir insan değilim yani. Ya yok zaten bir şey demedim. Şimdi bir video. Arkasından da akustik performans mı Ebru'cum? Şimdi senin akışın elimde. Akış mı? Akış. Akışkan mıyım? Senin şarkıların. Seç bir tanesini, onu yayınlayalım. Arkasından da akustik performansla devam edelim. Yağmur'u izledik. Evet, zaten sonda da Yağmur'u çıktı. Gel ve gökyüzüm. Gel ve gökyüzüm. Hazır mı Ebru? Ebru tavanda mı? Ebru, yukarı bak, yukarı baksana yine. Ebru ne yapıyorsun orada? Ne yapıyorsun Ebru? Ebru ne işin var? Ebru, ne yapıyorsun gel orada? Ve gökyüzüm. Arkasından performansla tekrar Dream TV stüdyolarındayız. Bak yukarı çıktı, Çetin abiye bak. Kendimden uzaktayım.
dönmem, harbimden Irak'tayım. Kalbinden at varmaz elim, yaşlı gözüm aşka küsüm. Derdinle çok yandı tenim, yağmur senin, gül bahçenin. Kalbinden at varmaz elim, yaşlı gözüm aşka küsüm. Derdinle çok yandı tenim, yağmur senin, gül bahçenin. Sen de benim. Ne güzel söyledin. İşte akustik versiyon ilk kez. Biz de burada böyle kendimizle, kendimizce bir şeyler yaptık. Güzel oldu. Teşekkür ederim. Tamam, yerleştin mi? Yerleştim, şu şey yastık biraz bu bir tuzağa. Niye? Ben o koltukta çok rahat tuzak oturuyorum. Tuzak konumusun şimdi burada. Normalde yayında ben onda oturuyorum. Çünkü. Bunda mı oturuyorsun? Evet. Bana bir daha bir sarıyı... yayıla yayıla ot. Ne? Sarıyı ben istiyorum bir dahakine. Gel. Hayır hayır. Tamam dur sonra. Gel, kalkmak istiyorsan kalkabilirim. Ben getireceğim yani. Buraya koltuk getireceğim. Öyle mi? Nasıl evet. Bir koltuk olacak o? Bilmiyorum ki işte. Ya seni işte. Nasıl biz mutlu edeceğiz İlyas ya? Ha, lütfen ya. Neyse. Peki devam edelim. Şarkının bir şey söyleyeceğim. Bu. En çok hangi şarkıyı söylerken böyle çok etkileniyorsun? Kendi şarkılarımdan mı? Kendi şarkıların olabilir. Başka? Evde takıldığında. Kulağına hoş gelen, çok özlediğin eskilerden bir şarkı vardır. Seni alıp götürür bir yerlere. Hani o hangi şarkılar seni mutlu ediyor? Ya bir tanesini çalabilir miyim aslında? Çal. Gerçekten mi? Gerçekten evet. Yani çok güzel bir şarkıdır tamam, çünkü evet. Eski. Evet evet, gel yardım edeyim. Kurulabilir miyim hemen? Tabii tabii. Yani çok güzel bir şey var çünkü. Şimdi ben böyle moda girdim mi beni de susturamıyorsunuz da. Tamam, çok güzeldir. Işte. Çok güzel bir şarkı var eskilerden. Sevgili Gökhan Tepe söyledi. Gökhan Tepe. Tabii. Hangisi 1996 acaba? Albümünden. Çok güzel bir şarkıdır. Dön gel bana, feryat figan bekler, kalbim çok yorgunum. Kurtar beni, sensin çarem çöl çiçeğim. Korkularım hüzne ortak oldu, bilinmez yoldayım. Sevmişken böylesine vazgeçemem. Gözler sanki zindan, sözler günah yalan. Sormam yine de yar neden. Kaygısız sevgilim, hiç mi insafın yok senin? Dertlerin dağ gibi aldı benden gençliğimi. Kaygısız sevgilim, yetmedi mi çektiklerim? Dertlerim dağ gibi aldı benden gençliğimi. Dön gel bana, feryat figan bekler, kalbim çok yorgunum. Kurtar beni, sensin çarem çöl çiçeğim. Korkularım hüzne ortak oldu, bilinmez yoldayım. Sevmişken böylesine vazgeçemem. Gözler sanki zindan, sözler günah yalan. Sormam yine de yar neden. Kaygısız sevgilim, hiç mi
insafın yok senin, dertlerim dağ gibi. Aldı benden gençliğimi, kaygısız sevgilim. Yetmedi mi çektiklerim, dertlerim dağ gibi. Aldı benden gençliğimi. Çok güzel oldu. İşte bu şarkı... İyi ki sordum. İyi ki sordum da söylendi. Bu şarkı çok eski. Söyle. 1996 dediğim gibi. İşte kaygısız böyle şarkılar... Sevgilim. Evet işte yine sorumun cevabı. İşte bu tarz şarkılar. Evet. Söylerken keyif alınıyor. Mesela bu şarkıyı söylerken çok keyif alıyorum. Çok güzel bir şarkı bence yani form olarak falan. Vay süpermiş ya. Teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Bir performansta iki oldu en azından. Öğrenmiş olduk. Bak neyi seviyor. İşte. Kaygısız sevgilim. Ne güzel şarkı değil mi? Evet, çok güzel söyledin. Peki ben devam ediyorum. Alışılmadık yolları tercih ederim. Kesinlikle her zaman. Aa, çok net bir cevap evet. Oldu. Tamam, okeydir. Dış görünüş benim için çok önemlidir. Değildir. Karşı taraf için yani. Hiçbir zaman öyle. Yani çok senin için ne önemli? En önemli olan şey? Karakter. Karakter. Hangi huy? Hangi huy mu? Böyle hangi huyun olmasını istemezsin? Hani vardır ya öyle. Hani... Şımarıklık. Tamam. Okey. Risk alırım. Nokta nokta nokta. Kesinlikle. Hangi durumlarda risk almayı daha çok seversin? Yani işin ucunda bir kazanç olacaksa, yani bir şey elde edeceksem ve orada risk alınması gerekiyorsa mutlaka denerim onu yani. Ama bir yandan emin de olmam lazım tabii bazı şeylere. Ama onda da eminim kararsız kalıyorsundur. Birçok ya tabii ki de muhakkak vardır. Ama yani her şeyi de öyle tabii atlamıyorum yani. Vardır ya öyle tipler, özgüven full ama hiçbir şey yok. Özgüven mesela. Patlaması. Özgüven patlaması. Yani ben tabii çok şaşırıyorum. Benim ilgincime gidiyor. Bu müzik programları, yarışmaları oluyor ya. Hani evet. Müzik yarışmaları. Evet, evet. Orada yani öyle insanları görüyorum ki yani aslında şarkıcı değil. Şarkı söylemeyi de bilmiyor. Kulağı da yok, duymuyor da. Ama yani çok yüksek bir özgüven var. Hani ben çıkacağım ve söyleyeceğim. Ben olacağım diye. Bu insanlar çevrelerine mesela çevrelerinden hiç tepki almıyorlar mı? Yani çevresindeki insanlara hiç sormuyor nasıl şarkıcı olduğunu veya nasıl şarkı söylediğini. O onun bir özgüveni var. Ona o zaman öyle... o yarışmalardan gözlemlediğim bu biraz yani, senin. Evet. Ya zaten o yarışmalardaki performansların çoğu en az %40-%50 düşük performanslar. Bir kere, çünkü bir kere prova alma hakkı verirler size genelde. Orkestra, profesyonel bir orkestra, siz amatör bir şarkıcısınız. Orada yani o heyecan tabii, jüri var karşınızda, ünlüler, kamera, yönetmen, hadi kayıda gidiyoruz derken o telaş derken insanların çoğu bu heyecanı yenemiyorlar, bununla baş edemiyorlar ve orada performansları dolayısıyla düşüyor. İşte sesi titriyor, detone oluyor, duyum gidiyor veya sahnede böyle sıkışıyor kalıyor, hani ne yapacağını bilemiyor. Ya da bir şeyler yapmalıyım falan diye çok fazla yapıyor bir şeyleri, itici duruyor. Bu da çok önemli bir noktadır. Hani bir şeyler yapmalıyım, göstermeliyim kendimi diye. O heyecandan olabiliyor mu acaba? İşte olabiliyor. Fazla yapıyorlar ve itici durabiliyor. İşte kişinin kendisinden bilmesi lazım ya işi biraz. Peki şimdi yarışmaya katılacak birileri. Şu anda bir sürü insan izliyor bizi. Hani o sahnede ne yapmalı? Evet. En doğal hali nasıl olmalı? Bir kere kesinlikle oraya yarışmaya gitmemeliler. İlk başta bu psikolojiyi kendilerine kabul ettirmeleri gerekiyor. Herhangi bir müzik yarışma programına giderken, müzik yarışması diyorum, ne kadar ismi yarışma olursa olsun oraya yarışmaya gitmemelisiniz siz. Asla. Orası büyük bir platform. Ulusal kanalda yayınlanır genellikle. Büyük ve bilinir ulusal kanalda yayınlanır ve genellikle reytingleri de iyi olur müzik yarışmalarının. Hani insanlar seviyorlar, dur bakayım bu nasıl şarkı söyleyecek, dur bakayım jüri buna ne diyecek, ne dur diyecek, bakayım şu ne diyecek falan. Bunlar genellikle İngiltere'de de Avrupa'da da çalışan formatlar. Zaten formatların çoğu Avrupa'dan alınma biliyorsunuz. X Factor'da İngiltere evet, biliyorsunuz. Evet. One Direction çıkardı, James Arthur gibi isimler çıktı. Voice of Holland'dan da O Ses Türkiye'ye geldi şeyi biliyorsunuz. Genellikle oraya giderken insanların oradaki platformu değerlendirmek üzerine gitmeleri. Yani ben gideceğim, diğer yarışmacıları ezeceğim, diğer yarışmacılardan daha iyi şarkı söyleyeceğim, onların arasından birinci gireceğim mantığı, hırsının müzisyen terbiyesi, müzisyen profilinin içinde olmadığını düşünüyorum.
genelde başarılı olma oranları yüzde kaç oluyor o tarz insanların kendi gözlemlemen? Neredeyse hiç. Yani görebiliyoruz bunu yani. Neredeyse hiç üzülerek. Çünkü oraya yarışmaya gidiyorlar ve hırs içerisinde gidiyorlar. Bu işin hırsı olmaz bu iş için. Kendiniz de yarışmalısınız her zaman. Herkes bir çiçek. Herkesin bir özelliği var. Her ses çok güzel. Diğer sanatçı arkadaşlarımın hepsinin bir farkı var birbirinden. Biz farklılıklarla güzeliz. Çeşitlilik olmazsa ben nasıl sıyrılacağım aradan? Başka arkadaşlarım nasıl sıyrılacaklar? Bir sürü isim var. Hepsi birbirinden kıymetli. Çeşitlilik güzel. O yüzden herkes kendisiyle, başka birisiyle değil, kendisiyle yarışmalı. Sen zaten bir çiçeksin. Zaten bir güzelsin. Çıkmışsın, şarkı söylüyorsun, bir şey yapıyorsun. Kendinle yarışmalısın. Başka birileriyle değil. Müzik programı, ben mesela X Factor'un rejisinde, arka taraftayız, kuliste. Daha ilk gittim. Herkes bağırarak şarkı söylüyor birbirine. Kulisteyiz daha. Yani herkes birbirine böyle name şovlar, bağırıyorlar, çağırıyorlar. Yani herkeste şu var. Ben çıkayım, göstereceğim hepinize. Bakın bak nasıl söylüyorum, korkun benden. Herkeste bu algı var. O kulise girdiğin an ne düşündün? Ne yapıyor bunlar dedim yani. Açık konuşayım. Yani ilk girdim, herkes bağırarak şarkı söylüyor, sesini açmaya çalışıyor ama herkeste de böyle bir şov var. Hani name yapmaya çalışıyor, bağırıyor. Bir de bizim insanımızda maalesef öyle bir algı var biliyorsun müzik programlarında. Kim ne kadar çok bağırırsa o kadar iyi şarkı söylüyor olarak değerlendiriliyor. Bu da yanlış bir şey. Ama tabii bunlar televizyonculukta, hani şov dünyasında böyle hani reaksiyon alan unsurlar olduğu için dolayısıyla insanlar da oraya şov yapmaya gidiyorlar. Şarkıcı veya sanatçı değil çoğu. Zaten belli değil, isimler evet, yani şova gidiyorlar işte. Ben gidiyorum, çalışmış bir name ezberlemiş çalışmış. Gidiyor orada onu yapıyor. Çoğu da zaten taklit gırtlak oluyor. Olabildiğince doğal olsunlar, büyük bir platform evet. olarak düşünsünler. Kesinlikle hani öyle. Yarışma olarak aynen öyle, aynen öyle. Zaten program esnasında çoğu sanatçı jüri arkadaşlarımız da bunları yer yer yarışmacılara, benim bu söylemiş olduğum şeyleri yarışmacılara dile getiriyorlar, söylüyorlar. Yani, jüriden jüriye de fark yani, var tabii. Yani taklit gırtlak yapmayın, bu çok önemlidir. Taklit gırtlakla gitmemeliler oraya. Yani çok iyi şarkı söyleyen bir solistin yapmış olduğu nameleri birebir aynı ezberliyorlar. Ses renklerini de bir şekilde, vurgularını da bir şekilde benzetmeye çalışıyorlar. Gidiyorlar sonra yarışma programında onu yaparak reaksiyon almaya çalışıyorlar. Reaksiyon alınca da, ki alabilirler, reaksiyon alınca da bu sefer hop ben oldum çok iyiyim, süperim oluyor. Sen zaten bir kere kendin değilsin, bir taklitsin. Bu bir. Öncelikle zaten şu var. Herkes etkilendiğin isimlerin totalini dışarı yansıtmalısın. Benim de sesimin içine açıp böyle detaylı böyle baktığınız zaman bir sürü isim duyarsınız. Ben de bir sürü isimden etkilendim zamanında. Bir sürü ismi dinledim. Türk, yerli, yabancı. Bunların totalinde kendi tarzınızı, kendi formunuzu o zaman ortaya çıkartıyorsunuz. O yarışmalara gidecek olan arkadaşlara tavsiyem de odur benim. Asla yarışmaya gitmemeliler. Başka solistlerin, başka şarkıcıların onları kesinlikle rahatsız etmemesi gerekiyor. Kendileri için gitmeli. Performansları kendileri için yapmalılar. Evet. Güzel mesajlar Ebru'cum. Ne oldu Ebru, bittik mi? Ben çok konuştum yine. Arkadaşlar, dinleyici, çok özür diliyorum. Ya hayır, çok güzel konuştun. Yani sorular kaldı tabii. Yani yapacak bir ya şey ya bana kalsın muhabbet güzel. Ben daha iki saat uzatırım da işte hani Dream TV'nin bir programı olmalı. Bir daha ne zaman gelirsin olmalı. Şimdi? Yeni single'la mı? Tabii. Yeni single'la. Yeni single'la. Evet. O hareket çok iyi. Bayılıyorum harekete ya. Yeni single'la mı? Yeni single'la. Bir şey söyleyeceğim. Yakın bir zamanda yine geleceksin. Her zaman elinden geldiğince tekrar söylüyorum program yetkililerine. Koltuğunu da getiriyorsun galiba lütfen, bu sefer. Saat 11 Zekeriyaköy'den geliyorum ben çok lütfen. Ya lütfen. Bir saat daha ya. 12.30 falan yemek molasının hemen peşine yapın. Şunu da rahat rahat geleyim. Geç kalıyorum. Sabah iyidir. Bak günün sana kaldı. Değerlendirirsin evet, güzel doğru. güzel. Doğru. Gideyim ormana bari bir koşayım. Bir yürüyüş yap. Evet bir spor yap ya. Güzel. Ne güzel al kahveni. Bir spor yap sana. Ya bir şey söyleyeceğim. Al kahveni. Bir dakika bundan sonra program var mı programınız? Bir yere gidilecek mi? Ya artık öyle paranoyam öyle bir noktaya geldi ki böyle hani bir program var mı bilmem var mı acaba? Yok diyorsun çünkü bir telefon geliyor ya şimdi program röportaj yoksa ya da falan. Belli bir saatte boşsan al kahveni git ormana. Ben şimdi giderim ya. Kimse beni tutamaz. Tamam. Gerçekten anlaştık. Yani. Güzel bir gideyim. Hava al ya orman tabii, havası tabii. Al. Koşalım bir antrenman yapalım kendimize. Programın tekrarını gece 1'de tekrar Dream TV ekranlarında izleyebilirsiniz. Son söylemek istediklerin neler dersin? Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir enerjim var. Seviyorum sizi. Dream ailesini çok seviyorum. Zaten
Kanal D ailesi, Dream Türk, Dream TV, bunları çok seviyorum. Yemin ederim gerçekten evde hep böyle açıp baktığım kanallarda bunlar. Çünkü müzik kanalları listelerinde neler var? Evet. Sizler öncü kanallar olduğunuz için sizlerden takip ediyorum. Hani başka sanatçı arkadaşlarım ne yapmış, ne etmiş diye. Evet, evet. Onları da takip edip bilmek gerekiyor. İzliyorum. Çok güzel, renkli, dinamik bir kanal. Sen de öylesin. Diğer rejideki arkadaşlarım da öyle. Herkes çok güzel. Burada keyif alıyorum gerçekten. Umarım tekrar en kısa zamanda. En kısa zamanda görüşürüz, görüşürüz tekrar. Görüşeceğiz tabii ki ya. Yerim yani. Evrucuğum, kapatıyor muyuz? Yağmur. Yağmur. Ekranlarda hoşçakalın. Bay bay. Bye.